iş güvenliği artık ekmek gibi, su gibi elzem bir kavram haline geldi. Artık işletmenizde kaç kişinin çalıştığının bir önemi yok. Herkesi, her sektörü yakından ilgilendiriyor iş güvenliği. Peki iş güvenliğine bakış açımız ne? Her şeyden öte güvenlik kültürüne bakış açımız ne? Bu soruların yanıtını FİOSGB'nin kurucusu Fırat Kuzucu ile Eko Gündem'de konuşuyoruz. İnşaat sektörü, iş kazalarının sayısal çokluğu ve ağır sonuçları bakımından Türkiye'deki iş kolları arasında ilk sırada yer alıyor. İnşaat işverenlerinin ve uygulamada görev yapan teknik elemanların bu sorunun bilincinde olması kazaları önleme noktasında önem taşıyor. Muğla'da faaliyet gösteren FİOSGB'nin kurucusu, A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve inşaat mühendisi Fırat Kuzucu, 2010 yılında çıkan yasa uyarınca 2020 yılından sonra şantiye şefi olabilmenin iş güvenliği uzmanı olma şartına bağlanması üzerine harekete geçiyor ve sektörde ben de varım diyor. 2020'den sonra şantiye şefliği olabilmenin şartlarından biri de iş güvenliği uzmanı olma şartı getirildi. Bunu görünce 2011 yılındandır ben iş güvenliğiyle ilgileniyorum. Uzun yıllar müteahhitlik ve şantiye şefliği yaptım. Tabii eğitim aldık, sınavlara hazırlandık. 2012 yılında da 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 30 Haziran'da Cumhurbaşkanı'nın imzalamasıyla yürürlüğe girmiş oldu. Bunu görünce de bu konuda da kendi şantiyelerimde, çalışmalarda da bunun vermiş olduğu bir keyif, huzur ve sevdiğim bir dal olması sebebiyle neden OSGB kurmayalım diye düşünüp hemen Çalışma Bakanlığı'na müracaatımızı yaptık. Hızlı bir şekilde belgelendirmemizi aldık ve ilk bu işe giren firmalardan biriyiz. Kuzucu tüm zorlukları göze alarak bu işe girdik diyor. Sistemin tam anlamıyla işlemesi için uzun bir zamana ihtiyaç olduğu tespitinde bulunuyor. Bu işe gönül verdik açıkçası. Yani bu iş öyle kolay bir iş değil. Bu iş süreç alacak bir olay. Türkiye'nin önünde en az 30 ila 50 yıl var bu konuyla ilgili, belli bir noktaya gelmesiyle ilgili. 6331 sayılı kanun kademeli olarak yürürlüğe girdi. 2013'ten itibaren de zaten kademeli olarak bu süreç başladı. İlk 50 ve üzerindeki iş yerleri kapsam içerisine girdi. Bir yıl sonra 2014'ün başında tehlikeli ve çok tehlikeli 50'nin altındaki işletmeler de bu kapsam içerisine girdi. Üçüncü son safa Temmuz 2016 itibariyle de az tehlikeli 50'nin altındaki bütün işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşların bütünü, ki istisnalar var, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi vesaire. Ama bütün çalışanlar bu kapsama Temmuz 2016 tarihi itibariyle girmiş olacak. İnşaat mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Fırat Kuzucu, hizmet verdiği kurumları seçerken uzmanlaştığı alana yöneliyor. İnşaat mühendisi olmam sebebiyle tabii inşaatlara daha sıcak ve yakın bakıyoruz. Müşterilerimizin çoğu inşaat sektörü. Ama bunun yanı sıra otel işletmeciliği, atölyeler, fabrikalar da var, yok değil. Ama ağırlıklı inşaat diyebiliriz. Fırat Kuzucu ve ekibi sahada insan odaklı bir hizmet anlayışını benimsiyor. Bizim yaklaşımımız öncelikle insan. İşten daha önemli insan. İnsanı koruduğunuz zaman, insana değer verdiğiniz zaman yapmanız gereken bir takım olaylar var. Bunlar nedir? Onun güvenli bir ortam içerisinde çalışmasını sağlamanız. Onun güvenli ortam içerisinde çalışırken meslek hastalığı ve kişisel koruyucu donanımlarla onun meslek hastalığına yakalanması ya da herhangi bir uzuvunun kaybetmesini engelleyecek bir takım tedbirleri almanız. Bunu sadece sizin başarmanız mümkün değil. Bu noktada iş güvenliği uzmanının aldığı önlemleri destekleyecek işverenler devreye giriyor.
Ancak böyle bir ortamda kalıcı önlemler alınıp yaptırımlar uygulanabiliyor. Biz bize yakın, bizim ilkelerimize yakın firmalarla çalışıyoruz. Eğer bunu kağıt üstünde sırf müfettişler geldiğinde işte var mı yok mu meselesini ortaya koyacak firmalarla zaten çalışmıyoruz. İşverenle beraber doğru bir çalışma içerisine girmezseniz başarılı olma şansınız çok zayıf. İşveren bu konuda size destek olacak. İşveren bu konuda size iyi bakacak. Siz de işinizi doğru yaparsanız, ki biz işimizi doğru yapan bir firmayız, o zaman birçok olayın üstesinden gelebiliyorsunuz. İSG uzmanlarının karşılaştığı en büyük problem bize bir şey olmayacağına inanmamız. Nasıl bir hastalığımız var? Bana bir şey olmaz hastalığına sahipler. Biz toplum olarak hastayız. Bu hastalığımızı hep beraber yeneceğiz. Gerek devlet, gerek işveren, gerek çalışanlar. Biz üç ayak birden doğru çalışır. Bu hastalıkla gerçekten ciddi bir şekilde mücadele edersek bu hastalığı yenebiliriz. 6331 sayılı iş kanununa uyulmadığı takdirde işverene kesilecek cezalar ve yaptırımlar çok ağır. Ancak henüz birçok işletme İSG uzmanlarıyla çalışmıyor. Rakamlar çarpıcı. Geçtiğimiz günlerde bakanın açıklamasına göre 600 bin civarında tehlikeli ve çok tehlikeli iş yeri olmasına rağmen bunun henüz 200-250 bini alıyor. 400 bin civarındaki işletme hala iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almıyor. Yani uzmanı yok, hekimi yok, diğer sağlık personeli hizmeti almıyor. 1'e 3 oranında bir şey var. Sadece bu işletmelerinden en küçüğüne gittiğinizde ki bunlara kuaförler, berberler, tamirhaneler hepsi giriyor şu anda. Bunlar tehlikeli sınıfta olan işletmeler. Şu anda gitseler yaklaşık 200 milyar civarında her işletmenin bir cezai durumu var. O yüzden bunu cezalarla çözmek mümkün değil. Ceza ile değil, bilinç değişikliği ile çözüm sağlanacak. Bu da bir miktar zaman alacak. Kuşak değişecek, eğitimlerle olacak. Siz bu eğitimleri en alt birimden başlayacaksınız. Yani çocuğumuz okula başladığında nasıl okuma yazmayı öğretmeye başlıyorsak iş güvenliği kültürünü de öğretmek zorundayız. İş güvenliği aslında bir yaşam biçimidir, bir kültürdür. Nasıl ki arabaya bindiğinizde yapmanız gereken ilk şey emniyet kemerini takmaksa, işe başlamadan önce de yapmanız gereken iş güvenliği tedbirlerini almaktır. Zira kazalar sadece işte meydana gelmiyor. Trafik canavarı her yıl binlerce can alıyor. Evlerde de çok sayıda kaza yaşanıyor. İşin özü güvenlik kültürünün benimsenmesinden geçiyor. Kaybedilen canlar rakamlardan büyük anlamlar taşıyor. Almanya dünyanın en büyük kömür üreticilerinden biri. Son 10 yıldır ölümlü kazası yok. Biz dünyanın yanılmıyorsam 10. sıralarda kömür üreticisiyiz. En fazla ölümlerin olan ülkelerin başında geliyoruz. Avrupa'da bir, dünyada üçüncüyüz ölümlü kazalardı. Geçen yıl ölüm sayısı Soma ile beraber 1886. Bu yıl 11 aylık bilanço 1500'lerin üstünde. Ülkemizde ortalama 170-180 civarında günde iş kazası oluyor. Bunun 5 tanesi ölümle sonuçlanıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yaşanan kazalar dolayısıyla her ay 5 çocuk babasız kalıyor. Ya da evine ekmek götüremeyecek şekilde iş görmez hale geliyor. Önlemenin ödemekten daha ucuz olduğunu unutmamak gerekiyor. Ölümlü bir kazada işverene maliyeti en az 500 ile 1,5 trilyon arasında bir rakam düşüneceksiniz. Şimdi peki bunu önlemek çok basit şeyler. Emniyet kemeri, baret, iş ayakkabısı, yelek. Çok basit şeyler. Ya da işte çalışma alanının koruma altına alınması. Bunları totalle kıyasladığınızda arada inanılmaz farklar var. Bir baret işte 7-8 lira, 10 lira. Bir ayakkabı 35 lira, 40 lira.
Onu verdiğinizde işte ayağını parmaklarının kopmasını önleyebiliyorsunuz. Emniyet kemeri 35-40 lira ama emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Tüm risklerine ve tehlikelerine rağmen işlerini severek, özveriyle yapmaları Fırat Kuzucu ve ekibinin tercih edilmesini sağlıyor. İşimi seviyorum. Biz de çalışan arkadaşlarımız işimizi seviyoruz. Firmalara gittiğimizde prensiplerimizi ortaya koyuyoruz. Biz buyuz. Eğer bunları yapacaksanız, beraber yapacaksak o zaman yürüyelim beraber diyoruz. Çünkü biz bu iş alırken aslında o firmanın içine giriyoruz. O aileden biri oluyoruz. Onların özellikleriyle ilgileniyoruz. O aileye bir zarar gelmemesi anlamında bizimle olması gerektiğini anlatıyoruz. Ona zarar gelirse bizim de canımızın yanacağını anlatıyoruz. Bunun bilinçli olan firmalar zaten bizi tercih ediyorlar. A sınıfı iş güvenliği uzmanı inşaat mühendisi Fırat Kuzucu sözlerinin sonunda sıfır iş kazası hedefi doğrultusunda var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çiziyor. Çalışma Bakanlığı ile beraber, işverenlerle beraber ve çalışanlarla beraber hem büyüyeceğiz hem kalitemizi bir tık ileriye götüreceğiz. Hedef bu. İşveren şunu çok iyi bilmeli. Önlemek çok daha ucuz. Baştan önleyici tedbirleri alarak yaşam hakkını koruma yoluna gidelim. Sıfır iş kazası, sıfır iş gücü kaybını hedef göstermeliyiz. Biz FİOS EGV olarak bu yolda varız.